Merhabalar sevgili seyirciler. TGRT Ankara stüdyolarındayız yine. 7 Haziran'a artık sadece ve sadece 3 gün kaldı. Türkiye önemli bir seçime gidiyor. Neler olacak? 7 Haziran senaryoları, öncesinde yaşananlar, sonrasındaki senaryolar. Bütün bunları konuşacağız. Önemli bir konuğumuz var. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay efendim hoş geldiniz teşekkür ederim hoş bulduk ee, şimdi e, nereden başlayayım diye baktım ama <laughs> e, galiba en doğrusu e, neden bu seçimde birinci partiyle dördüncü parti yarışıyor sorusu önemli e, veya yarıştırılıyor sorusu önemli e, neden böyle bir şey oldu e, böyle bir algı oluşturuldu ikinci ve üçüncü partiler e, bu seçimin çok gerisinde gösteriliyor HDP ve AK Parti'nin yarışı e, neden ön plana çıkartılıyor efendim Aa, çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize de hayırlı sabahlar diliyorum. Tabii Türkiye e, e, büyük e, kaderini çok belirleyecek bir seçimle karşı karşıya. Yani Her seçim kendince önemlidir ama bu seçim sanki e, daha belirgin sonuçlar doğurabilecek e, bir seçim. Ya e, bu istikrar devam edecek, e, Türkiye bu yürüyüşünü sürdürecek yahut da e, yeni krizlere, yeni tartışmalara dönük e, bir evreye dönecek. Dolayısıyla bu karar arefesindeyiz. Sizin sorunuz aslında yani şu başta sorduğunuz bu seçimin tam okuması. Yani bu seçimin <laughs> ana okuması budur. Neden öyle? <laughs> yani Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP MHP'den seçmen ve seçmenin ötesinde bu AK Parti fazla oldu artık iktidarda diye AK Parti'ye karşı kendince gerekçeler bulup işte savaş açanların bir beklentisi kalmadı. Yani CHP ve MHP'nin oyunun bir puan yükselmesi falan çok fazla bir derde deva bir şey değil. Yani birkaç milletvekili işte oradan oraya geçmesini sağlayacak. Burada tabii sonucu belirleyecek olan daha çok AK Parti zaten bir iktidar partisi, birinci parti ama bir de HDP var yani HDP'nin barajı geçip geçmemesi esas seçim sonucunu çok etkileyecek yani HDP barajı geçerse özellikle Güneydoğu bölgesinde sadece Ak Parti ile HDP yarıştığı için yani orada Ak Parti'nin epey bir milletvekilini alacak eğer geçmezse yine Ak Parti'ye çok fazla milletvekili gelecek dolayısıyla yani bu seçimde ana kurgu AK Parti'yi zayıf düşürmek, esas olarak iktidardan düşürmek için yani ulusal ası bir kurgu. Ulusal yayın organları tuttular. Yani daha önce terör örgütüyle temas içinde olan bir parti diye nitelenen HDP'yi şimdi işte vatandaşlara çağrıda bulunuyorlar dışarıdan Türkiye'deki seçmene. HDP'ye oy verin the diye. Ekonomistin çağrısı evet, böyleydi efendim. Böyle tamam. tuhaf Çok şeyler adında söyleyebiliriz. Tabii tabii. Tuhaf şeyler yaşıyoruz içeride hiç ummadığınız birliktelikler oluyor yani diyelim ki MHP ile HDP birbiriyle e, hiç e, meşgul değiller birbirini rahatsız edecek bir cümle söylemiyorlar Hatta bazı yerlerde birbirine destek olucu yani eğer e, bize vermiyorsanız HDP'ye verin diye e, MHP sözcüleri söylüyor e, veya bir paralel yapı var kısa süre öncesine kadar çözüm sürecine çok karşı işte HDP'ye çok karşı bir tutum şimdi, Türkiye genelinde HDP'ye oy topluyor. Yani HDP'nin milletvekili çıkaramayacağı yerlerde de mesela İç Anadolu'da paralel yapı kendi tabanına, kendi işte çevresine HDP'ye oy verin diyor. İç Anadolu, Orta Anadolu'da tabii 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 milliyetçi muhafazakar seçmenin ağırlıklı olduğu yerde paralel yapı HDP'ye oy verin mi diyor? Tabii tabii. Yani çünkü önemli olan e, orada belki HDP'ye bir, e, bir e, o ilde bir faydası yok ama yani Türkiye geneli barajda oradan 10 oy çıksa onun bir katkısı olacak. <laughs> onun için HDP'nin barajı geçmesi yönünde Türkiye geneli böyle bir çalışması var. Yani şu anda paralel yapı en fazla HDP'nin e, işte barajı geçmesiyle meşgul, diğer partilerle meşgul değil. Bu kurgunun tabi esas e, başındaki e, yapıdır paralel yapı. Yani AK Parti'ye karşı bu seçim kampanyasında. Tabii o öbür tarafta Saadet Partisi ile Büyük Birliği bir araya getirerek, televizyonlarında falan onları işte biraz ileri sürerek oradan da biraz AK Parti'den oy almaya, AK Parti'nin bir miktar oyunu bölmeye çalışıyorlar. Yani oraya ne kadar oy giderse aslında AK Parti'den gidecek demektir bu. Bütün bu çalışmaların hepsi çok açık. Yani bu seçim kadar ee, hem kurguyu yapanların e, hem de e, bu çalışmaları yürütenlerin e, böyle her şeyi herkesin bileceği şekilde yürüttüğü bir seçim olmamıştır. O zaman efendim şu soruyu sorabilir miyim izninizle? Evet. 30 Mart ve 10 Ağustos'taki iki seçimden sonra e, yapılan kurgular için bu seçim ustalık dönemi diyebilir miyiz? Ee, biraz öyle. Ee, yani Cumhurbaşkanlığında da tabii bir e, orada bir ittifak oluştu işte e, cephe oluştu ama. Ee, orada yine en azından HDP biraz daha farklı bir yerde duruyordu şimdi o da dahil oldu yani HDP'yi düşünebiliyor musunuz yani bugüne kadar statikoya, işte eski Türkiye'ye karşı ki eski Türkiye aslında e, Kürt vatandaşlarımıza e, cefaların yapıldığı işte ve biz AK Parti olarak onları adeta temizlemek için uğraştığımız e, bir olay ama şimdi HDP o statükonun yanında Eski Türkiye cephesinin içinde yer aldı. Yani altüst oldu. Bütün şeyler, normlar, kurallar, geleneksel siyasetin bütün değerleri neredeyse altüst oldu bu seçimde. Hepsinin tek hedefi AK Parti'yi iktidardan nasıl düşürürüz? Ama düşüremiyorlar. Yani işte artık üç gün kaldı. Allah'ın izniyle bu millet ona izin vermiyor. 13 yıllık iktidardan sonra. Ee, biz yine gümbür gümbür e, tek başına iktidara geliyoruz bunu görüyoruz ve ben son e, üç güne girerken e, yani bunun e, bunu açıkça ifade etmek istiyorum Bu şu demek değil bütün teşkilatlarımıza bütün e, vatandaşlarımıza yani bu sandığın önemi e, ni tekrar hatırlatıyoruz bir oylar çok değerli e, o çalışmaların çok ciddi şekilde sürmesi lazım ama milletimiz zaten o tür krizlere şey vermez, meydan vermez. Bu tür kurgular karşısında bu millet sandıkta rahattır. Yani sandıkta gider dersini verir. 1950'de de böyle olmuştur. Devam eden bütün seçimlerde. 27 Mayıs ihtilali yapılmıştır. Orada devletin ağırlığı vardır, devlet partileri vardır. Gidip millet orada tercihini yine rahatça o ihtilale karşı yapmıştır. 12 Eylül'de de bu böyledir. 28 Şubat'tan sonra AK Parti'ye milletin verdiği destek, desteğin özünde de bu vardır. Yani bu millet o kurguları çok görmüştür ee, ve bu sandıkta da inşallah e, yine gidip dersini verecektir. O zaman efendim bakıldığı zaman e, AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmanın e, en e, önemli unsurlarından bir tanesi HDP olduğu için HDP yükseltiliyor. Soru şu, e, 3.6 milyon oy alan, on, Ağustos tarihinde Selahattin Demirtaş'ın katılım oranını %90 olarak kabul edersek ortalama diyorum 55 milyon seçmenin 49 veya 50 milyonu sandık başına gittiğini varsayarsak 5 milyon oya ihtiyacı var. 5 milyondan 10 ağustos çıkartınca elimizde 1.4 milyon oy açığı kalıyor ki o %74'e göre. Katılım evet. yükseldikçe bu rakamın bizim yukarıda gündem toplantısında yaptığımız hesaplarda 2.4 milyona kadar çıkması varsayılıyor. Bu oy nereden gelecek efendim? CHP'den şimdi, bir kayma olur mu? Şimdi CHP'den bir kayma oluyor. Yani zaten şu aydınların falan açıklamasını görürseniz. Evet. Türkiye'de her zaman daha böyle CHP ya destek veren işte geri plan medyasının tutumuna bakarsanız. Yani CHP burada kimsenin umudu da değil. CHP'yi fazla orada bir destek de yok. Yani genelde ittifakla o kesimler yani bunlar bunun içinde ulusalcı kesimler var. Eski böyle katı ulusalcı kesimler. Bunlar bile şu anda AK Parti'ye karşı bir çare olarak HDP'yi destek yani HDP'ye destek verici açıklamalar yapıyorlar. Şu günlerin çok doğrusu iyi analiz edilmesi gerekir. Yani bir sosyal bilimciler, üniversiteler doğrusu şu günlerdeki yazılanları vesaire çok iyi analiz etsinler. Bunları göreceklerdir. Ve onu tekrar işaret ediyor. Yani bunu Kürt kardeşlerimiz için ben ifade etmek istiyorum. Yani şu anda Demirtaş ve ekibi kendisini de inkar ediyor. Ve tam bir statikonun partisi o cephenin içinde. Ee, ve AK Parti'ye karşı oluşturan o uluslararası oyuna teslim oldular. Bir anlamda sattılar kendilerini. Bu Amerika yani ve... bu bir uluslararası kurgu. Bu, bu çok açık bu seçimde. Uluslararası kurgu uluslararası bu. Uluslararası kurgunun bütün e, ana noktası Selahattin Demirtaş ve HDP mi oldu? Şunun için soruyorum. Şu anda şu anda en fazla onlar. Zaten MHP ile CHP burada var. Evet, evet. E, paralel yapı zaten o yurt dışı lobilerle irtibatlı şekilde AK Parti'ye karşı şeyleri sürdürüyor. Yani bu seçime doğru giderken en önemli unsur, en önemli burada bir anlamda kullanılan piyon HDP oluyor. Öyle evet. diyebiliriz. Evet efendim Amerika'ya gidişleri vardı Selahattin Demirtaş'ın. Orada bazı Yahudi lobileriyle ve Ermeni lobileriyle görüşmeleri basında da yer aldı. Şunu sormak istiyorum çok ilginçtir. Evet. Öcalan'ın, e, İmralı'nın daha doğrusu bu e, seçime HDP olarak gitmekten rahatsızlık duyduğu ve e, işte bu seçimle e, Kandil ve e, Demirtaş'ın Öcalan'ı sahneden e, geri çekmek için e, çabaladığı iddia ediliyor. Bunlar doğru mu? Tamamen Öcal doğru. Yani şu anda bütün bu e, onların statikoya teslim oluşu e, ve bu eski Türkiye cephesi içinde yer alışı uluslararası kurgulara teslim oluşu, bütün bunlardan İmralı tabii çok rahatsız o düşüncelerini ifade ediyor. Kurumlarımız görüşüyor çünkü orayla. Yani şu anda adayları birlikte belirlemiş. Güneydoğu'da yine Kandil'in işte o geri plan tehditleri, vatandaşı tehditleri. Batı'da işte Selahattin Demirtaş'ın barış şovu yapması falan. Bütün bu kurgular Orada da tabii büyük bir şey. Yani o zaman, bu seçim sonrası orada büyük hesaplaşmalar olacaktır. Kandil, İmralı ve Demirtar. Ee, yani Hedette. kendi arasında ve hatta HDP'nin içinde. Evet. Epey bir hesaplaşmalar olacaktır. Çünkü artık onlar da geleneksel e, e, raylarından çıktılar. E, yani orada çok güven vermeyen, ee, yani opportunistçe politikalar izleyen e, bir HDP var şu anda. O zaman HDP için e, Öcalan'a rağmen seçime bağımsız adaylarla değil parti adaylarıyla parti olarak katılmayı e, karar verdiler diyebiliriz. Yani orada bütün bu gelişmelerden İmralı rahatsızlığını herkes biliyor. Ama sadece İmralı değil şu anda HDP'nin içinde tabanında yer alan onlarla birlikte e, siyaset yapmış insanlar da bir kısmında epey bir rahatsızlık var. Yani bu gidişattan ve bu politikadan epey bir rahatsızlık var yani kendi işlerinde bir epey bir hesaplaşma olacağını düşünmek 8 lazım. 8 Haziran'da çıkacak sonuç o zaman aslında birçok noktada belirleyici olacak. Çok belirleyici. Ee, peki efendim çözüm sürecine buradan böyle hafifçe bir girip Tabii. çıkalım. Çok Tabii. fazla konumuz değil ama şu an ama evet. çözüm süreci bütün bu yaşananlardan 8 Haziran'dan sonra nasıl etkilenir? Çözüm sürecine nasıl devam edilir? Bir e, politika değişikliği manasında ...bir değişikliğe gidilebilir mi? Yani Umarım. hükümet çözüm süreciyle ilgili... ...kararlı. Başbakanımız işte geçen pazar günü de... ...açıkladı. Yani 10 maddelik... ...seçim sonrası 8 Haziran'dan... ...itibaren hükümetin önünde... 10 maddelik önceliği olan bir ajanda var. Bunun ikinci maddesi... ...çözüm süreci. Birinci yeni... ...anayasa, ikinci madde... ...çözüm süreci. Yani proje olarak... ...hükümetin önündeki en... ...önemli proje şu anda... O kararlılık sürdükçe e, devletin bütün kurumları bu konuda kararlı. Çözüm süreci devam eder. Ama e, HDP'nin seçim dönemi politikaları, samimiyetsizliği, hükümete Ak Parti'ye karşı e, yürüttüğü şu politikalar HDP'yi artık muhatap olarak çok e, güvenilmez ve tartışılır bir duruma getiriyor. Zaten biliyorsunuz e, Demirtaş bu konuda bir ihtar yemişti. Yani. Çözüm süreci başladığında onlara bu misyonu hükümet verdi. Yani gelin siyaset bu işin içinde olsun diye onlardan bir ekip kuruldu ve İmralıya e, ve e, işte Kandile görüşmelere gönderildi. Bunun içinde e, Demirtaş da vardı. Bu misyon her defa yer verilmeyebilirdi. Verilmeyebilirdi tabii. Yani hükümet bunu verdi. Netice demokratik açılım sürecinde falan öyle bir şey verilmedi. E, yani daha farklı bir yöntem uygulanıyordu. Ama biz çözüm sürecinde hem bir şeffaflık olsun, hem uluslararası alanda değil kendimiz yürütelim, hem de e, şiddete karşı siyaseti öne çıkaralım diye partiye bir misyon yükledik. O zaman Demirtaş da o heyetin içindeydi İmralı'ya giden. Ama Demirtaş'ın e, oradaki görüşmeleri yaydığı, e, bazı bazı yerlerle görüşmeler yaptığı ve kamuoyuna bazı açıklamalar yaptığı tespit edildi ve o heyetten çıkarıldı. Yani o zamanki başbakanımız eee Tayyip Bey yasakladı. Bunu heyetten çıkaracaksınız diye ve ona ambargo uygulandı. Yani o heyetin dışına çıkarıldı. Yani karıştırmasın Demirtaş, diye diye tırnak içerisinde. Nasıl? Yani karıştırmasın, olayı manipüle etmesin diye Çünkü korumadı. Yani mahremiyeti korumadı. Onun için çıkarttı tabii yani. onun için çıkarıldı. Dolayısıyla yani Demirtaş'ın eskiden de böyle bir şeyi vardır. Aslında Öcalan vardır. istemedi, şimdi bir şey de ortaya çıkmış oluyor yeni bir şey. Öcalan onun gelmesini istemedi söylentileri vardı. Onun için heyetten çıkartıldı ama evet. o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan Demirtaş'ı listeden çıkarttı. Tabii mi? belli oranda onun da rolü vardır. Yani İmralı'nın o konudaki bir görüşü de söz konusu olmuştur. Evet efendim bu o, siz dediniz ki bu seçimleri aslında siyaset bilimciler çok iyi analiz etmeli Ak Parti gitsin diye e, bir araya gelmeyecek olan e, birçok çevrenin e, siyasetin içinde veya dışında bir araya evet. geldiği planlamalar yaptığını söylediniz evet. burada en önemli unsur da galiba niye birinci parti ve dördüncü parti yarışıyor HDP'nin barajı aşartılması e, bunun nedeni de Ak Parti bu şekilde zayıf Tabii ancak bu şekilde başka peki, türlü zayıflamaz. Peki efendim yurt dışı var demin örnekler verdik. Hı. The Economist'in bu seçimde HDP'ye oy verin çağrısı ki hemen parantezle hatırlatalım 2011'de de CHP'ye oy verin çağrısı evet. yapmıştı. Bunun dışında New York Times'tan yani hani Türkiye Amerika'yı siz de çok iyi biliyorsunuz ama hani birinci sayfa Türkiye haberleri hiçbir gazetede Amerika'da böyle çok fazla çıkmaz. Hani deyimi yerindeyse New York Times yemiyor içmiyor her gün Türkiye'ye bir eleştiri getiriyor. Bunlardan en önemlisi NATO görevi, ABD görevi. Bir de işte yine ABD'deki önemli lobilerden, daha doğrusu Yahudi lobisinin önemli adamı Rubin'in bazı çağrıları var. İngiltere ABD ekseninde bu seçimlere ilginin bu denli artmasını da bu bağlamda bir değerlendirmenizi isteyebilir miyiz? Şimdi burada tabii bir bir süredir Türkiye ile ilgili yurt dışında yürütülen çalışmaları biliyoruz. Yani e, bunun önce e, Davos'taki Van Munitle daha çok İsrail lobisi tarafından başlatıldığını, yani bütün bu ekonomist, New York Times bütün o irtibatlar bunun içinde değerlendirilebilir. Yani oralardaki devlet politikalarından e, öte geri plan lobileri e, önemlidir. Ermeni lobisi zaten orada önemli bir unsurdur. Ama bütün bunlarla irtibat içine giren ve Türkiye aleyhine dışarıdaki her faaliyeti biraz da besleyen yani hem finansla besleyen hem e, Türkiye'den yalan haberlerle besleyen bir paralel yapı unsuru var. Yani paralel yapı yurt dışında e, odaklanmıştır. Esas çalışması yurt dışındadır. E, yönetimi yurt dışındadır. Ve bu lobilerle irtibatı vardır. Ve şu anda bütün bu yayınlarda e, paralel yapının e, işte bu e, stratejiyi onlar yürütüyor gibi oralara verdiği bilgiler vardır. Ve İsrail lobisi, Ermeni lobisi bunları çok önemli görmek lazım. Yani şu anda Türkiye aleyhinde ne kadar e, güçlü bunların yürüttüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu üç lobi, paralel yapı buradan destek veriyor. E, bunları irtibat içinde görmek lazım. Yani şu anda e, diyelim ki paralel yapı sürekli çözüm sürecine karşı yayınlar yapmıştır. Biliyorsunuz siz gazetecisiniz. O zaman gazetesinin falan e, işte e, çözüm sürecinin Türkiye için ne kadar zararlı olduğu vesaire gibi işte bu HDP'ye karşı tutumu falan. Çözüm süreci birdenbire bitti bitiyor, bitti Evet, bitiyor, evet. Ben, şimdi şimdi birdenbire e, HDP propagandası yapan bir e, paralel yapı haline gelmesini düşünebiliyor musunuz? Bunlar kolay kararlar mı? Kolay değişimler mi? Ama her şeyi yapıyorlar. Yani Efendim, her şey bu mübah. Bu tarafa giderken 180 derece ters evet. tarafa gitmek gibi bir şey mi? Tabi aynen öyle. Her şey mübah. Her şey mübah. Şu anda tek hedefleri işte Ak Parti Türkiye'de iktidarda olmasın. Yani bu kurguyu çok iyi okumak gerekiyor ve ifade ettiğim gibi başta bu kurgu çok öyle gizli kapaklı da yürütülmüyor. Yani çok da açık herkesin görebileceği, çok böyle e, yüksek uzmanlar olmaya da e, gerek yok. E, ama milletimiz tabi bunları da çok iyi görüyor. Yani bu açık yürütme özellikle şu son haftalarda çok açık görülmeye başlandı. Her yerde bunlar konuşuluyor zaten. E, ve bir de tabi e, bu seçimin e, öncekilerden e, en önemli farklarından birisi bu AK Parti'ye karşı illegal legal e, pek çok e, unsurun bir araya gelmesi bir cephe. İkincisi de bu seçimin sonucunun gerçekten e, çok belirleyici olması. E, yani biz tabi... E, neyin belirleyicisi efendim sayın bakanım? Neyin Türkiye'nin geleceği yani Türkiye'nin geleceği ile ilgili ya bu istikrar sürecek, Türkiye gelişecek. Eee yahut da tabii onların kurgusu e, ona ne millet müsaade eder e, e, ne de yani öyle bir sonuç çıkar ama yani işte birileri geliyor, koalisyon tavsiyelerinde bulunuyor. Kemal Derviş gelmiş, bir televizyonda izledim. Yani seçim öncesi o gelir bazen. Geçen hafta koalisyonun faydalarından bahsediyor. Ee, yani hani millet şöyle diyor ya. Cümle yani, aynen şöyle. Ya, Türkiye için en doğru an şu an, <laughs> bu anda da koalisyon yapılmalı. Tabii Şimdi millet diyor ya ya bu üç parti bir araya da gelemez. Ee, koalisyon da olmaz Bundan sonra kriz olur Bundan sonra kaos olur ee, Onun için AK Parti'ye sahip çıkalım Kararsızlar giderek o yöne yöneldi şu anda ee, Onlar da millet ikna için Koalisyonun e, hikmetlerinden bahsediyorlar Ama e, siz de Koalisi... gazetecisiniz affedersiniz Yani onun yanın <laughs> soruları soran gazeteci şunu da demiyor Yani son koalisyonda siz de başbakan yardımcısıydınız Ve Türkiye en büyük krizin o zaman yaşadı Türkiye'nin en büyük fakirleşmesi o zaman oldu 2001 ve AK Parti'nin iktidara geliş sebeplerinden biridir o büyük bozgun, koalisyon bozgunu e, falan diye de bir e... Bu Türkiye özgü değil ki efendim. En son evet. İtalya'da kanunla tabii. koalisyon yasaklandı. İngiltere'de tabii, tabii. tek başına Muhafazakar Parti iktidarı. Tabii. Koalisyon demişken ee, Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki biz HDP ile koalisyon yapabiliriz. Ee, HDP'de e, ise sanki eş başkan gibi davranan Kandil'de Cemil Bayık dün bir açıklama yaptı. Dedi ki biz kesinlikle tırnak içerisinde AKP ile koalisyon yapmayacağız dedi. Ee, MHP'nin duruşu belli değil. Ee, hani bir taraftan da koalisyon senaryoları kim kimle koalisyon yapar kim kimle yapmaz Nedir Sayın Bakan? Bunları Tabii yani böyle... sandığa doğru vatandaşa mesaj vermeye çalışıyorlar ama bunlar beyhude. Yani şunu herkes biliyor. Ee, faraza öyle bir şey olsa. Ee, yani şimdi şöyle bakıyorsunuz ortalığa. Bakın bunlar seçim için ne vaat ediyorlar? Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ne var ellerinde? Bunların işte kimisi korkutmayla meşgul. Kimisi işte oy ver gitsinler diyor. Kimisi işte e, hainlere karşı birleşelim bizimle yürüyün diyor. Yani ortada bir Türkiye projesi yok. Sadece bir Ak Parti'nin Türkiye projesi var. Büyük bir seçim beyanname'miz var. Tutarlı bir kampanya yürütüyoruz. Dolayısıyla millet bu koalis öyle bir şeyin olmayacağını da görüyor e, ve bunun Türkiye için bir felaket. Ben bak kendim yani bir sözcüyüm tabii ben bir siyasi bir profilim ama bir vatandaş olarak bütün kalbimle şunu görüyorum. Bu bir felakettir. Yani Türkiye için Allah korusun öyle bir şey bir felaket. Ama yani bunlar artık konuşmanın bir şeyi de yok. Allah'ın izniyle milletimiz bütün bunları çok iyi okuyor. Yani biz zaten bütün bunları görerek bir yandan tabii kendi kitlemizi, tabanımızı daha çok çalışmaya teşvik ederken bir yandan da 8 Haziran'ın çalışmalarını bir anlamda başlatmış olduk. Geçen pazar günü Başbakanımız işte öyle bir mesaj verdi. Ve bizim son hafta kampanyamız biliyorsunuz daha pozitif bir kampanya. Başbakanımıza da bizim şeyimiz yani strateji heyeti olarak teklifimiz artık son hafta polemikleri falan fazla gün. gündeminizi almayın. Kendi yani gündeminizi. Kendi mi? gündemimiz. Biz işte başbakansınız, biz hükümetiz ve bizim için 7 Haziran sonrası şimdi artık daha önemli ve biz onun hazırlığına, onun mesajlarına başlayalım. Son hafta kampanyamıza dikkat edilirse artık. Geleceğe vurgu, istikrara vurgu ağırlık kazandı. Reklamlar da o şekilde. Reklamlar da. Gazete, yani ülkemizin birliği, bütünlüğü. Hı. Yani hem gazete reklamlarımız hem televizyonda zaten 70 kadar reklam filmimiz vardı. Hepsini geri çektik. İki tane var. O da Türkiye'nin geleceği, bir coşku. Türkiye'deki çok renklilik. O büyük Türkiye resmi ve milletin meclise gidişi gibi... Umut veren coşku veren reklamlarımız var Gazetelerin arka sayfalarındaki son günlerde de artık daha çok bu vurgularımız var Yani çok da iyi bir standardı yüksek profesyonel bir kampanya yürütüyoruz Yani bizim kampanyalarımız AK Parti'nin hep kendinden sonra konuşulur öyle şimdi bakın yani karşıdaki perişanlığa bakın o reklamlarına falan bakın o muhalefet partilerinin. Yani sadece korkutup ürkütmeyle meşguller. Siz biraz önce söylüyordunuz işte alayını bilmem ne yapacağız diye falan öyle. şeyler yani bunlar bunlar geçmişte Türkiye'ye kriz yaşatanlar gelecekle ilgili hiçbir teklifi de yok ama Milletimizin tabii kendi takdiridir de. Diyoruz ya efendim. Bunlara efendim, niye niye oy verirler bazen onu da anlamakta bir, güçlük çekiyoruz. Bir kısa reklam arası vereceğim ama. Evet. Hani e, siyasetin sosyolojisinde şu anlamda sormak istiyorum. Hani hep diyoruz ya popülizmi, siyasette popülizmi geride bıraktık. Artık 70'li 80'li yılların jargonlarıyla e, siyaset yapılmıyor. Ama bakıldığı zaman şimdi e, hani al, terörün alayını kazıyacağım demek. Bunun karşılığı var mı veya işte sadece saldırmak, bir projeksiyon ortaya koyamamak, koymamak? Yani muhalefet iktidar olamayacağını bilen muhalefet genelde tabii negatif kampanya yapar. Yani iktidar olacak, iktidar partisi biz özellikle 2002'den beri pozitif kampanyayı çok önemli gördük. Muhalefet sadece eleştirir şu anda da öyle. Yani ne CHP'nin ne MHP'nin bir hedefi yok. Şimdi CHP Genel Başkanı ne dedi? 26'nın üzerinde alırsam %26'nın istifa etmem dedi. Yani 2011'de aldığı oyun altına düşerse istifa ederim. Yani kendisini oralarda görüyor zaten. İngiltere'yi nereye koyacağız? İşte öyle. Kendisini oralarda görüyor. Yani onların tabii gelecekle ilgili olsa olsa birazcık tahrik edici, abartılı bazı vaatler olabilir. CHP de onu yaptı doğrusu. Evet, efendim bir ara verelim. Tabii. Aranın ardından aslında Tabii. bu özellikle birçok sorumuz daha olacak. Yurt dışı oylar burada Doğru. ne kadar belirleyici olacak? AK Parti'nin oyları düşüyor, Türkiye adım adım koalisyona gidiyor senaryoları var. Son bir haftada siz nasıl görüyorsunuz sahayı ve AK Parti'yi bunları soracağız. Efendim kısa bir aranın ardından yayına devam edeceğiz. Evet efendim yayına devam ediyoruz tekrar hatırlatalım konumuz AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay. Efendim e, sorulacak sorulardan en önemli sorulardan bir tanesi çok tartışıldı seçim güvenliği evet. seçim güvenliği denilince de aklımıza Güneydoğu Anadolu bölgesi geliyor. Burada hani şehir merkezlerindeki durum nispeten daha güvenli olur ama kırsal kesimde hükümetinizin kolluk kuvvetleriyle yaptığı bir çalışma var mı? Aslında bu soruyu iç güvenlik değişen iç güvenlik yasasındaki evet. çerçeve evet. içinde de sormak istiyorum. Evet. evet. E, şunu e, tabii e, rahatlıkla ifade etmek isterim yani. İçişleri Bakanlığımızla da bu görüşmeler tabii yapılmıştır. Başbakanımızın orada hassasiyeti var. Güvenlik birimleriyle bu konu üzerinde kendileri çok duruyorlar. Yani bölgede vatandaşlarımıza şunu diyoruz. Oradaki baskı, tehdit vesaire havasının yüzde doksanı psikolojiktir. Yani tespit edilenler var. O tespit edilenlerin üzerine gidiliyor. Ve yani şu anda bölgede çok ciddi bu manada tespitler var. Biliyorsunuz bazı gözaltılar falan da var. Olacak da. Yani vatandaşımızı tehdit eden, oyuna ambargo koymak isteyen, evlerine gidip işte belli mesajlar veren kişilerle ilgili tespitler yapılıyor. Hiç endişe etmesinler. Ve onlarla görecekler seçimden önce, seçim günü ve seçimden sonra onlar o bu şeylerin cezasını, karşılığını görecekler. Yani çok kararlı bir e, devlet politikası burada yürütülüyor. Sandık güvenliği anlamında. E, yani hiçbir endişeleri olmasın. Tabi yok diyemeyiz. Şu anda var. Yani e, köylerde özellikle, kırsal kesimde, uzak yerlerde yani terör örgütü, e, HDP. HDP zaten terörle irtibatını bir türlü kesmedi. Aksine son zamanlarda partisinin adaylarının belirlenmesi de dahil her konuyu terör örgütüyle birlikte yürüttüler ve şu anda da birlikte yürütüyorlar. Dolayısıyla yani o tehditler var, bu biliniyor ama e, bölge insanına, vatandaşlarımıza, kendi teşkilatlarımıza da şunu diyoruz. Bunların üzerine üzerine gitmek lazım. Yani bunların vermek istediği psikolojik bir şeydir, korkudur. Bu korkuyu onlara iade etmek lazım. Yani özellikle bu seçim ortamında e, ama artarak oradaki şeyler devam ediyor. Onu ifade etmek isterim hem kırsal kesimde. Seçim günü özellikle bu çok ağırlıklı şekilde yürüyecek. Seçimden sonra yürüyecek. Yani o bölgede sadece bu yeni çıkan yasa falan değil, genel olarak seçim güvenliği hükümetin önünde zaten çok önemli bir sorumluluktur. Dolayısıyla ben vatandaşların çok rahat olmasını burada tavsiye ediyorum. Yani özellikle de bölgede yani o Türk kardeşlerim yani AK Parti'nin şu ana kadar kurulduğu günden bugüne kadar eski Türkiye ile mücadelesini o işte devleti kendisiyle hesaplaştırmasını ve o bölgede yapılan o şeyler asimilasyonlar, işkenceler bilmem ne onların üzerine giden bir parti olduğumuzu düşünsünler ee, ve e, şu andaki oynanan oyunların da farkına varsınlar. Hele e, dindar e, Kürt kardeşlerimizin özellikle şu günlerde bir sınavda olduğunu burada hatırlatmak istiyorum. Yani e, bu HDP'nin seçim beyannamesine baksınlar yeter. Evet. Ve şu anda statikonun emrine girmiş. Uluslararası e, o çetenin emrine girmiş. E, bir HDP'yi değerlendirsinler diye buradan çağrımı da yapıyorum. Herhalde. Biz bu işe emek verenler olarak yani Türkiye'de bütün haksızlıklar gitsin, zulümler gitsin. Bir zamanlar devlet zulmü diyordu ve biz devletin o zulmüyle mücadele ettik. Şimdi örgüt onlara baskı yapıyor, zulmediyor. Biz onları örgüte karşı tavırlarını göstermeye çağırıyoruz. Ben kendim, yani bu işlerde emeği olmuş, Kürt vatandaşların hak ve hukukunun korunmasında hakkımı helal etmem. Yani, yani şu HDP'nin bu statüko, eski Türkiye çetesi içinde, tam bir çete diyorum ben ona, yani başbakanımız işte altılı bilmem, ee, işte bir cephe falan cephe, diyor. Evet. Tam bir çete diyorum. Bunun içinde yer almasını o Kürt vatandaşlarımız iyi değerlendirsinler. İyi değerlendirsinler. Evet. Efendim bu bir gazeteci olarak bu soruyu sormak aslında yanlış sormak ne kadar doğru onu söyleyerek sormak istiyorum. Çözüm süreci bitmeden hendekler kazılmadan hendekler kazıldı haberi yapan paralel yapı daha sandıklarda oy kullanılmadan oylar çalındı. Tabi ee, diyor. Şimdi bunu hani bunu bu şekilde söylüyorum. Baştan da söylüyordum zaten evet. bir gazete. Ama hakikaten böyle olduğu için bu soruyu sorma durumundayım. Tabii. Ne dersiniz? Hendekler kazılmadan, hendek fotoğrafları sosyal medyada yayınlanıyordu. Oylar çalınmadan veya öyle bir şey olmadan oylar çalındı. Gün akşamdan itibaren tabii. bu başladı. Hendekler kazılmadan onlara yapanlar şimdi işte onlara metiyeler düzüyorlar, oy istiyorlar. Bir o, Şimdi de haftalar önceden sadece paralel yapı değil, öncülüğünü onlar yapıyor. Yani AK Parti'nin zaferine karşı işte geri planda o zaman hangi neler üretebiliriz? Uluslararası örgütleri falan işte e, ayaklandırmaya çalışıyorlar, ihbar ediyorlar, hile yapılacak diye. Yani önceden bu, bunları şey yapıyorlar ki o gün biz bunları ileri süreceğiz herhalde e, seçim sonucunda da çokça işte itirazlar falan üretilecek öyle bir senaryo hazırlanıyor doğrusu. Sayın Kılıçdaroğlu evet. dedi ki elektrik kesilirse e, tabii, sandıkların tabii. üstüne oturun işte hükümetinizden de iktidar partisinden de cevap geldi artık o sandıklar tahta değil <laughs> fleksi malzemeyle yapılmış sandıklar oturursa kırılır gibi elektrik şero kedi trafo şunu bu, söyleyelim sandık. bütün bunlar bütün bunlar onların kurgularıdır yani Türkiye'de ne muhalefet ne hükümet herkes şunu iyi, iyi görsün yani Türkiye'de seçimle ilgili iyi bir gelenek oluşmuştur 1950'den bu yana Seçimlerle ilgili o manada. Yerel bazı e, istisnai durumlar olabilir. Hani illi, ilçe bazında. Ama genelde e, büyük şeyler, endişeler olmamıştır. Yani yargının elinde yürüyen bir seçim sistemi var. Bütün partiler e, burada taraf oluyor. Yani devlet sadece geri planda güvenlikle e, binanın biraz da şeyinde duran mesafeli duran bir şekilde çağrılırsa müdahil oluyor. Aslında yargı ve siyasi partiler seçimi yürütüyor. Evet. Dolayısıyla mesela biz AK Parti olarak her sandıkta müşahidimizi bulundururuz. Ve Ama MHP, CHP, HDP hepsi de bulunuyor. Yani sorun. hepsinin. Ee, ve sandık açıldığında sandık sayımı yapılıp tutanak tutulduğunda hepsi birer nüsha da alıyorlar. Dün falan. Enerji Bakanı bana yayında dedi evet. ki bugüne kadar iddia ediyorum elektrik kesintisinden ötürü bir oy yanlış sayılmamıştır. Bunda çok ne söylüyorum. Hayır öyle dedim. bir şey olmaz zaten. Yani e, bu yenilenler bahane ararlar. E, yenileceklerini şimdi an biliyorlar onlar başından beri ne kadar uğraşsalar. Çünkü bu kamuoyu yoklamaları onların da elinde var. Milletin nabzını onlar da tutuyorlar. Dolayısıyla ha, sonunda AK Parti iktidar olacak. Ne kadar itiraz e, işte geliştirebiliriz onun hazırlığındalar. Başka bir şey değil. E, esasen e, açık sistem. Uluslararası kuruluşlar falan da zannediyorum Türkiye'ye git falan. Zaten her seçimde her ülkeye gittikleri gibi. Bağımsız gözlemciler. E, burada da olacaklar. Efendim yani. çok ilginç İngiltere'deki son seçimlerde sonuçlar ertesi gün öğlen saatlerine doğru kesinleşti. Türkiye'de aslında sayın da çok çabuk yapılıyor. Hani çok net söylüyorum 9'da 9.30'da dokuz akşam 21-21.30'da işin tabii. rengi zaten çıkıyor. Ki 30 Mart'ta o kadar karışık olmasına rağmen büyükşehir, ilçe belediyeleri, işte il genel meclis seçim, seçim seçimleri bile 24'de çok netleşti. Tabii öyle. Genel seçimler hani dokuzda, Resmi sonuç belki yine 1-2 gün ha, ha. gecikebiliyor ama yani genel manada en Bayağı çabuk hızlı. en çabuk alan da partiler oluyor. Evet. Çünkü kendi müşahitleri oradaki tutanakların sonucunu hemen merkezlerine iletiyorlar. Dolayısıyla siyasi partiler aslında daha çabuk sonuçları alıyor ajanslardan daha önce. Yani çok güven veren bir seçim sistemi görürüz biz. 1950'den beri bu oturdu. Öyle diyorsun. yani biz doğrusu AK Parti olarak hani şeyi önemseriz yani. Ee, o bir sorumluluktur sandık bina vesaire sorumluluğun ama yani bugüne kadar seçimlerle ilgili e, hiçbir yerde işte hile hurda bilmem ne alarmı yapmış falan değiliz. Evet Türkiye'de, ya, Türkiye'de yerleşmiş tarihinde... güzel yürüyen bir seçim sistemi var. Evet. Efendim önemli sorulardan bir tanesi yurt dışı oylar. E, Birçok merkezde kullanıldı. Yanlışsam düzeltin 34 merkezli galiba. 34 ayrı ülkede kullanıldı ve bunlar yurt dışından Türkiye'ye getirildi. Yurt dışındaki seçmen sayısının yine yanlışsam düzeltin 2.8 milyon Doğru. olduğu e, ifade ediliyor. 1 milyonun üzerinde oy kullanıldı. E, yine %40'larda kaldı az ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre çok. Nasıl değerlendirelim bunu? Ne dersiniz? E, yani şöyle bakmak lazım. Biz doğrusu gönlümüz %50'ye kadar ulaşsındı katılımı. katılım artırmak için de doğrusu çalışmalar da yapıldı. Ee, ama şu anda yüzde 36'larda falan işte yani yaklaşık bir e, milyon 60 bin falan ama e, işte ayın e, şeyine kadar yani Pazar gelecek kadar. haftaya kadar beşine kadar şeylerde devam edecek Gümrük gümrüklerde. Belki onlarda da biraz e, oralarda biraz daha kullanılırsa e, yani e, işte yaklaşık 1 milyon 100 bin civarında bir oy kullanılmış olacak. E önemli bu. Yani bu Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk denemeydi. Yani uzun süredir gündemdeydi. Yurt dışındaki vatandaşlarımız bu demokratik haklarını kullanamamaktan şikayetçiydi. Geçen dönem biz bunun yasal zeminini oluşturduk. Ve ilk genel seçimdir uygulandığı. E bu şekilde %50'ye doğru yükselen bir trende katılım olması. Cumhurbaşkanlığı yine de seçimine göre çok yükseliyor. ona da Onunla da mukayese ettiğinizde yani bu ciddi bir şeydir, sayıdır. Yani çok teşekkür ederiz yani yurt dışındaki vatandaşlara bu duyarlılıkları için. Doğrusu önemli görüyoruz. Yani biz burada kendimiz tahminimiz yüzde 60'ı bunun AK Parti'ye kullanılmıştır. Öyle bir kabul içindeyiz. HDP'de oradan gelecek olay oylarla barajı aşabileceği yönünde söylemlerle karşımıza çıktığı için bu, tam da bu soruyu soracaktım. Evet. Siz aslında cevabı evet. bir nebze olsun evet. verdiniz. Efendim oradan gelecek oyların %60'ın AK Parti'ye gelecek olmasını bekliyor musunuz? Bekliyoruz. %60 civarı bekliyoruz. Yani bu yüzde birlik bir şeye yaklaşık tekabül eder. %1'in üzerinde bir genel oyda artışa tekabül eder. O önemlidir. Tabi HDP'ye çok çalışan oldu. Avrupa'da da paralel yapı HDP'ye çalıştı. Yani bunları olay olay tekil bilerek söylüyoruz. Yani milletimiz de bunları bilsin diye o güzel vatandaşlarımız, o iyi niyetli vatandaşlarımız bunları bilsin diye söylüyoruz. Yani Avrupa'da e, paralel yapı yoğun şekilde ve e, e, çok açık şekilde HDP'ye oy verilmesi için çalışmalar yaptılar. E, ama yani Avrupa'daki vatandaşlarımız bizim çok şeydir. Yani bilinçlidir. Tabi orada HDP'nin bir de e, PKK'nın e, e, örgütü vardır Avrupanın değişik illerinde falan. Onlar da HDP'ye çalıştılar. İyi de örgütlendiğini zaten. Tabii tabii e, hençmişte... bütün onlar. Bütün o unsurlar çalıştı ama yani ben öyle onların beklediği kadar yüksek olacağını sanmıyorum. Efendim süremizin sonuna geldik. İki evet. tane sorum var. Kısa evet. kısa cevaplar alabilirsem. Bir, HDP barajı aşarsa senaryosu, aşmazsa senaryosu. Bize böyle bir projeksiyon anlatabilir misiniz? Ne bekliyorsunuz ee, parti olarak? Biz şu anda beklentimiz ve şu anda gördüğümüz, yani benim kendim işte genel merkezde, ee, seçim e, çalışmalarını e, yürüten e, ekip olarak e, koordine eden ekip olarak e, gördüğümüz e, HDP barajı açsa bile e, rahat bir tek başına AK Parti iktidarı inşallah. Son günlerdeki e, eğilimler, kamuoyu yoklamaları, kendi tahminlerimiz de onu gösteriyor. Ama burada bütün seçmenimizi, vatandaşımızı, partililerimizi son günlerde teke tek etek görüşmelerde çok çalışmalarını da arzu ediyoruz. Onu da teklif ediyoruz, duyuruyoruz. Dolayısıyla genelde bizim 7 Haziran gecesi göreceğimiz Allah'ın izniyle tablo bu. Ha, HDP'nin barajı aşı başmaması bizim açımızdan çok fazla bir şey taşımıyor. Yani HDP barajı aşmazsa diye tehditler savuranlar var. Türk siyasetinde geçmişte de olmuştur bunlar. Çok küçük farklarla barajın altında kalan yani dokuz küsurlarla falan kalanlar olmuştur. Onların şeyidir, o, şeydir o başında bir karar Kurallar verdiler. baştan o riski, değil mi? O riski göğüslediler. Onların bileceği iştir. O, yani o zaman bir sonraki seçime hazırlanırlar. Bir STK olarak, sivil toplum kuruluşu olarak. Parlamento dışında bir parti olarak yoluna devam eder. Oylar ölçülemiyor, seçmenin nabzı tutulamıyor. Anket şirketlerinden gelen Biraz bazı Biraz zorluklar vardı. var. İngiltere'de çok ciddi yanılmalar oldu. Evet, onları evet, buldu. Evet. Böyle hatta, bir şey Nedir Hatta bu? bir iki araştırma şirketi son hafta araştırması yapmadı. Hı hı. Çünkü alanda alanda e, kontrolü sağlayamıyoruz dediler. E, bize de o ifadeyi kullandılar. Bizim güvendiğimiz bazı şeyler. Dolayısıyla yani alandan e, evet. alanda öyle sorunlar var ama e, yapanlar da var. E, yapanlar da e, bizim elimizde. Efendim Kırıkkale süremiz bitti. Kırıkkale süre bitse de Kırıkkale'ye tabii <laughs> ben bugün Kırıkkale'de de öğleden sonra toplantılarım var. Akşam önemli toplantılarım var. Yani inşallah sizi geçen seçimde Kırıkkale'de de misafir evet. etmiştik. etmiştik. Kırıkkale'de yine 3-0 yapacağız. Kırıkkale'lilere buradan e, selam sevgi gönderiyorum. E, son günlere aman ha e, çalışsınlar partililerimiz, vatandaşlarımız. keskinlere keskinlilere, hemşehrilerime özel olarak buradan şey yapıyorum. yani Abdullah 3. sırada. seçilecek olmazsa olmaz. Hepimiz şu son günlerimizi seferber edelim. Evet. İnşallah orada sürpriz beklemiyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Aslında Kızılırmak kenarındaki evet. o yemeği de özledik. O Seçimden, seçimden sonra. sonra. Seçimden Yağmurlar sonra e, yani sizlere e, televizyonların gazetelerin Ankara temsilcilerine evet. seçimden sonra taahhüdüm var. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Zaten aslında analizleriniz, değerlendirmeleriniz birazcık da siyasete sosyolojik olarak bakmaya çalıştık bugün. Ee, başarılar diliyoruz. Çok, ee, çok, çok sağ ederim. olun. Sağ efendim olun. yorum bitirdik programı. Yorum her zaman olduğu gibi siz sevgili seyircilerimize ait. Hoşça kalın diyoruz efendim.